Yıl 1972. Bahar aylarındayız. İstanbul. Ay abicezim, 40 yılın başında bir Antep'ten İstanbul'a geldik. Sen de aldın parka getirdin ya. Oo, keşke makbuleyi de getirseydik yavrucuğum. İki oksijen alırdı şöyle arabasıyla süreye süreye. Dur be kardeşim. Zaten heyecanlıyım. Ensemde buza pişirme. Oturalım şurada bekleyelim işte. Şşş. Bursalı kız gelecek mi? İnşallah. Tahkik ettirdim. Burada tatildelermiş. Bir haftadır kız kardeşine gidip şurada oturuyor. Ben de ağzı açık ayran bulması gibi seyrediyordum. İki defa gittim, konuştum. Beceremedim. Ama şimdi senin sayende olacak bu iş. Güzel mi maşallah? Çok güzel kız, zarif. Audrey Hepburn gibi. Sıska mı? Aman. Sıskalardan korkacaksın anacığım. Abi çok konuşma. Planımızı anladın değil mi? Anladım da biraz korktum abiciğim. Bir kaza çıkmasın Allah korusun. Çıkmaz sen dediğimi yap. Ah, geldiler. Aman. Bakıyor mu? Bakıyor. Ne yapıyorsun? Bakma. Anlayacaklar. Bakıyor mu diye soruyorsun abi ya. Bakmadan nasıl göreceğim? Bana bak. Sen gene kekelemeye başladın ha. Heyecanlandın. Sakin dur abiciğiz. Abla. Hı. Seninki yine burada. Hoş çocuk. Ay ne çocuğu ya? Çocuk olur mu kazık kadar adam? 35 yaşında falan var Allah bilir. Dede gibi bir şey yani. Ayol 35'te dede olur mu? Bakıyor mu? Ne bileyim ben. Baksana kız. Bakıyor. Zarafete bak. Ne yapacağız şimdi abi? Dur. Bak, acele etme. Zaten heyecanlandım. Of. Bak abiciğim. Sen bu kıza iki kere arkadaşlık teklif etmişsin. Kabul etmemiş. Peki de sıska. Bence sen bu işten vazgeç. Dur ya. Saçma sapan konuşma. Ben bu işe... Başladım. Baş koydum. Ha, peki o zaman. Hadi Hamiyet. Hadi, bismillah. Hey, kardeş. Hayırlı günler. Aa, bu kim ya? Sus, Mefari. İyi günler. Nasılsınız inşallah? Ay, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Davran Hamiyet. Benim de şimdi aklıma geldi. Yanımızda şey var, tavuk göğsü var. Siz de alır mısınız yani ikram olarak da? Biz yabancılardan yiyecek almıyoruz. Sus Mefaret. Ya kızım babam dedi ya be, ilaç milaç atıyorlarmış salak. Ay sen ne biçim hipisin böyle? Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederiz. Biz de size meyve ikram edelim. Buyurun efendim. Ah ne güzel, ne alayım bu. O zaman tanışalım ha, Hamiyet ben. Ah ben de İffet, müşerref oldum. Bu da kız kardeşim Mefaret. Lütfen. Barış. Kim canım? O da müşerref oldu. O zaman ben de sizinle abimi tanıştırayım. Sağlam ayakkabı değil bunlar. Ay sus be. Adama bak, getire getire tavuk göğsü getirmiş. Gelsene abicim, hadi tanışacaksın. Çok
Çok heyecanlandım. Fena fena oldum ben. Ay, hadi ya, ayıp oluyor artık. Kalk, kalk. Efendim, bu da abisim Tahsin. Gözler çok güzel. Ne? Ne dediniz? Abi. Tavuk gösteri demek istiyorum. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Sütçüoğlu muhallebiciler abi isimindir de. Öyle mi? Ah ah, elinize sağlık, pek de leziz gözüküyor. Ha, abi ismi Pille Radyosu var da müzik dinleriz diyerekten getirdik. Aa, ne kadar güzel, böyle ufacık yeni icatlar çıktı değil mi? Hayda. Ay, ne güzel çalıyor ya. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm o incecik beline. Ha, abi isimli televizyonda var. Ya ne hoş. Hem de marka. Ya. Hastalı ya, öksürüyor sürekli kızım. Ha, İffet Hanım. Madem ahbap olduk, şöyle bir durum var. Abi isim sizinle bir şey konuşmak istiyor. Efendim. Buyurun efendim. Efendim. Acaba sizinle arkadaşlık yapabilir miyiz? Acaba sizinle de arkadaş. Anlaşılmıyor ki ne dediği. Acaba sizinle arkadaş. Niyetim ciddi de. Niye? Niye buradayız? Hadi gidelim abla ya. Acaba. Beyin kekeme bu be. Sus be koca burun. Affedersiniz ama geldiğimizden beri bu kız kardeşiniz durmadan beni götürüyor. Farkındayım. Neden bu böyle nadan bu kuzum? O başına buyruktur efendim biraz. Ailenin çok bilmişi. Allah çoluğu çocuğu benzetmesin. Nasıl? Hangi çoluk çocuğu? Hadi abi, ağzından kaçırdın. Niyetim ciddi. Münasip bir arkadaşlık devresinin akabinde desti izdivacınıza talibimdi. Yani münasip bir izdivacın desti akabinde arz-ı malumat bakımından talibiniz olması ve arz etmek ağzımdan kaçırdım. Saygılarla arz ederim. Ne diyor ya? Ben anladım efendim ne dediğinizi. Niyetiniz ciddi. Fakat bundan önce de müteaddit defalar söylediğim gibi benim Bursa'da avukat bir sözlüm var. Ayrıca da daha yakışıklı. Of be! Aa, İffet Hanım, kardeşiniz hiç size benzemiyor. Maalesef benzemez efendim. Maşallah o böyle sulak yerde büyüdü. İlahi, siz daha güzelsiniz. Minyon. Güleceğiniz. İstirham ederim. Yarın için bana burada bir randevu verin. Biraz sohbet ederiz. Yahut Emirgan'a gider bir çay filan içeriz. Tahsin Beyciğim, daha önce de söylediğim gibi benim Bursa'da avukat bir sözlüm var. Dedim ben ya. Söz lütfen unutun adamı. Vallahi peşine düşer vurdururum onu. Aa, nasıl vurduruyorsun? Dağ başı mı burası ya? Sus be. Onu vurduramazsam kendimi vururum. Hamit. Efendim abi. Ver silahımı. Ay yapma, kıyma kendini abi. Kıyarım. Ver tabancayı. Al o zaman.
hemşire. Anacığım koymuş bir kere kafasına. Neyi, silahı mı? Yok yok, seni. İffet Hanım, sözünüzü derhal bırakıp bana randevu vermezseniz kendimi şuracıkta öldürürüm. Ay, 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 sakın ha, ay. Bakın tetiği çekiyorum. Ay, vuracak ayol kendini. Sakın ha, ay tamam tamam. Yarın size randevu veriyorum Tahsin Bey. Söz mü? Söz, söz. Ay, ay. O zaman yarın bu saatte burada buluşmak ümidiyle İffet Hanım. Tamam, hay Allah. Peki. Hadi hayırlısı. Ay ne acayipsin abla ya. Tanımadığın etmediğin adama randevüler bilmem neler. Salak mısın kızım? Ben onu çoktan tahkik ettirdim bile. Sütçüoğlu muhallebicilerinin sahibi. İstanbul'da tam 3 tane şubesi var. Varlıklıymış. Çok da efendi bir adammış. Ama senden büyük. Ay daha iyi. Böyle olgun adamlar kıymet bilir, akıllı. Yalnız bence biraz aklından zoru vardı onun ha. Böyle kafasına tabanca dayadı bilmem ne. Aa, oyuncak tabanca o. Aa, tabii. Kız kardeşiyle aklı sıra beni kandıracaklar. Ya. Bu kadar uğraştığına göre demek ki çok beğeniyor beni. Yok yok, münasiptir bu adam. Pek yakında nezih bir semte diker bir apartman, bir dairesinde biz otururuz. İki çocuk doğururum, biri kız biri oğlan, ondan sonra gel keyfim gel. Ay ne yapacağım ben Bursa'da, çok sıkıcı. Sen bütün bunları düşündün mü? Elbette. Ayol biz bir haftadır her gün niye bu parka geliyoruz? Adamı muhallebicisi şu köşede. Avukat sözlü. Aman boş ver onu. Cimri'nin teki. Hiç sevmem cimri adam. Allah korusun Allah. Erkek dediğin eli açık olacak. Öyle 3 kuruş, 5 kuruş uğraşmayacak. Ne acayipsin ya. Peki madem bu kadar niyetliydin, niye bir haftadır adama hayır hayır diyorsun? Naz yapacaksın hayatta. Ya bak şimdi iyice kıymete bindim. Becerikli olacaksın bu hayatta. Hadi bakalım.